Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit Yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere cümle ve paragraf oluşturma ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa doğru sıralama nasıl olur demiş. Bakın bu tarz sorularda yapmamız gereken şey önce yüklemi bulmak. Peki yüklemi nasıl buluyoruz? Kip eki almış fiiller ya da ek fiil almış isim soylu sözcükler cümlede yüklem olur. Yüklemi bulduktan sonra ise parçalar arasındaki dil ve anlam bütünlüğünü sağlamamız gerekir. Buradaki ifadelere baktığımızda yüklemler de bakın sağlanmaktadır, yüklem olacak. O halde 3 numaralı ifade son sırada yer alır. Nasıl yöntemlerle sağlanmaktadır? Eğitimleri özel yöntemlerle sağlanmaktadır. Burası da 4 olur. Son ikiyi bulduktan sonra arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Diğerlerini anlamlı bir bütün haline getiriyorum. İfadelere baktığımda ise bakın zihinsel engelli bireylerin faaliyetleri doğrultusunda topluma kazandırma eğitimleri özel yöntemlerle sağlanmaktadır şeklinde kurarsam anlamlı bir bütün olduğunu görürüz. Seçeneklere baktığımızda 4 ile başlatmış olmaz. 5 ile başlatmış olmaz. 4 ile başlatmış bu da olmaz. C seçeneğinde ise bakın 2'den sonra 4 gelmiş. Ama bizde 2'den sonra ne geliyor? 1 geliyor arkadaşlar. O yüzden bu da olmaz. 2, 1, 4, 5 ve 3 numaralı sıra uygun olacaktır. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. İkinci soru numaralanmış ifadelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Birinci soruda yapmış olduğumuz gibi önce yüklemi buluyoruz. Bakın yüklem geliyor demiş. Kipik alan bir fiilin yüklem olduğunu görüyoruz. O halde burası 5 olur. Artık ayağımıza kadar gelen şey nedir? İfadelere baktığımızda dünya birkaç saniyede artık ayağımıza geliyor desem burası 4 olur. Bundan sonra ise yine anlamlı bir bütün oluşturmaya bakıyoruz. Şöyle bir sıralama geçer arkadaşlar bakın. Nasıl ki uçak uzak mesafeleri kısaltıyor, internetin yaygınlaşması ile birlikte de dünya birkaç saniyede artık ayağınıza geliyor şeklinde sıralanır. O halde doğru sıralama ise şurası 1 olur arkadaşlar. Burası 2 olur, 3 olur, 4 ve 5'i de zaten bulmuştuk. Şimdi bu bilgiler doğrultusunda 1 ile başlamıyor, A'yı elemiş oluruz. 5 ile başlıyor, bu dursun. 1, 3 demiş arkadaşlar, bakın. 1 ile başlamadığı için bunu da elemiş oluruz. 4 ile de başlamıyor, bunu da eledik. 5 ile başlatmış, 2, 4, 1 ve 3 olduğunu görüyoruz. Bizim sıralamamıza uygun. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, numaralanmış ifadelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa bu sıralamada baştan üçüncü ifade hangisi olur demiş. Yine arkadaşlar önce yüklemi bulalım. Bakın değerlendirmek gerekir derken gerekir yüklemdir. O yüzden burası 5'tir. Peki nerede değerlendirmek gerekir? Ayrı bir yerde değerlendirmek gerekir. Burası da 4 olur. Şimdi daha öncekilerde yaptığımız gibi bu 3 ifadeyi de anlamlı bir bütün haline getirelim. İfadelere baktığımızda dilimizden düşmeyen fıkraları ile Nasreddin Hoca'yı modern mizah anlayışından ayrı bir yerde değerlendirmek gerekir desem anlamlı bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru sıralamamız 1'i bulmuştuk. 2, 3, 4 ve 5 şeklinde olacak. Bize baştan 3. numarayı sormuştu arkadaşlar. 3 de zaten 3'te yer alıyor. Bakın modern mizah anlayışı. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Numaralanmış ifadelerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa doğru sıralama nasıl olur demiş. Bakın önce yine yüklemi buluyoruz. İfadelere baktığımızda benzer demiş arkadaşlar. Burası yüklem olur. O yüzden burası 5'tir. Arıya benzer dediğine göre nasıl arıya benzer? Bal yapmayan arıya benzer. Burası da 4 olur. Şimdi diğerlerini yine anlamlı bir bütün haline getiriyorum. Birçok şiir yazdığı halde
hiçbir yarışmada ödül alamamış bir şair, bal yapmayan arıya benzer desem anlamlı bir bütün oluşturduğunu görürüz. Seçeneklere bakalım. 1, 4, 5, 2, 3 demiş. Arkadaşlar bizim sıralamamız bakın 2 ile başlıyor. Bunu elemiş oluruz. 2, 5 demiş arkadaşlar. 2, 5, 4. Bizde 3'e 1 geliyor. O yüzden burası olmaz. 1 ile başlatmış. Bunu da eledik. 2 ile başlatmış. 2, 1 demiş. 1'de bizde 3 var arkadaşlar. Bu da olmaz. Bakın 2, 5, 1, 4 ve 3 olmuş. Biz de sıralamayı bu şekilde yapmıştık. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 5. soru. Numaralanmış ifadelerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa hangisi sondan ikinci olur demiş. Arkadaşlar diğer sorularda yaptığımız gibi önce yüklemi buluyoruz. Bakın ifadelere baktığımızda yüklemlerde yüklem okumaktan yanayım derken burası yüklem olur. Ek fiilin geniş zamanıyla çekimlenerek yüklem olmuş. Burası 5 olur. Peki nasıl okumaktan yanayım? Çeşitli anlamlar yükleyerek okumaktan yanayım olacak. Burası da 4 olur. Sondan ikinciyi sormuştu. 4 numaralı ifade sondan ikincidir. Yani ikinci cümle parçası sondan ikincidir. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Biz diğerlerini anlamlı bir bütün haline getirelim yine. Baktığımızda ifadelere bir neresidir? Bir burasıdır bakın. Bir kitabı ya kendi dünyasına girerek ya da benim dünyamda ona çeşitli anlamlar yükleyerek okumaktan yanayım desem anlamlı bir bütün oluşturduğunu görürüz. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 6. soru. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Önce yine yüklemi buluyoruz arkadaşlar. İfadelere baktığımızda bakın yön verdi demiş. Burası yüklem olur. Dünya siyasetine ve kültürüne yön vermiş. Peki nedir bu? Baharat ticareti. O halde burası da 4 olur. Burası 5'te. Şimdi diğer kalanları anlamlı bir bütün haline getirdiğimizde bakın binlerce yıl önce ekonomik sistemin temelini oluşturduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Asya'dan Adriyatik'e kadar uzanan coğrafyada yapılan baharat ticareti dünya siyasetine ve kültürüne de yön verdi şeklinde sıralama olur. Bize baştan ikinci cümleyi sormuştu. Baştan iki numaralı cümlede hangisidir arkadaşlar? Bir numaralı cümledir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. 7. soru. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sondan ikinci olur? Daha öncekilerde olduğu gibi önce yüklemi buluyoruz. Bakın yüklemlerde gözledi kelimesini görüyoruz. Burası yüklemdir. O halde burası 5'tir. Bu beceriyi izleyerek öğrendiğini gözledi demiş. Peki hangi beceriyi? Bir çeşit mızrak yaptığını ve öteki şempazelerin bu beceriyi izleyerek öğrendiğini gözledi şeklinde olur. Burası 4 olur. Bundan sonraki kısmı arkadaşlar sıralıyorum. Bakın Amerikalı bir antropolog ormanda yaşayan şempazelerin bir lemur türünü avlamak için ağaçtan kopardığı dalları dişleriyle sivrilterek bir çeşit mızrak yaptığını ve öteki şempazelerin bu beceriyi izleyerek öğrendiğini gözledi şeklinde anlamlı bir bütün oluşur. Bize sondan ikinciyi sormuştu arkadaşlar. Sondan ikinci de görmüş olduğunuz gibi 2 numaralı ifadedir. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 8. soru. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir şiir haline getirilecek olursa hangisi sondan birinci olur demiş. Arkadaşlar şiirin parçalarına baktığımızda aşkın şarabından içem, mecnun olup sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni dağa düşem. Bakın burada şu 4 numaralı ifadenin zaten son cümle olduğu görülmektedir. Çünkü ana düşünceyi verir gibi, ana temayı verir gibi gözüküyor. Ama isterseniz biz yine de sıralamış olalım. Bakın aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni şeklinde olacak. Görmüş olduğunuz gibi 4 numaralı ifade son cümledir. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır.
Dokuzuncu soru, numaralanmış ifadelerle anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturulursa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bakın şu ana kadar cümleyi bulmuştuk arkadaşlar. Kurallı ve anlamlı bir cümle yapmıştık. Bize neyi soruyor burada? Paragrafı soruyor. Paragraflarda en önemli unsur giriş cümlesidir. Giriş cümlesi hiçbir zaman bağlaçlarla başlamaz. Aynı zamanda giriş cümlesi kendinden önce bir cümlenin varlığından bahsetmez. Yine giriş cümlesi genel olmalıdır, açıklanabilir olmalıdır arkadaşlar. Şimdi buradaki ifadelere baktığımızda en genel yargı nedir? Dede Korkut, göçebe Türklerin yüceltip kutsallaştırdığı kabile teşkilatını koruyan bir Oğuz büyüdür olacak. Burası da 2 olur. Halkın atası, kabilenin reisi bilge biridir. 3. Bozkır heyetinin gelenek ve göreneklerini iyi bilen. 4. Yol gösteren, bakın gördünüz mü? İyi bilen, yol gösteren, içinden çıkılmaz zorlukları daima çözen olur ifadesiyle de burası 5 olacak. Arkadaşlar aslında buranın anlamlı bir bütün şeklinde sıralandığını görüyoruz. O yüzden de doğru cevabımız 1, 2, 3, 4 ve 5'in yer aldığı B seçeneği olacaktır. 10. soru, numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur demiş. Demin de ifade etmiş olduğumuz gibi giriş cümlesini doğru bir şekilde tespit etmek gerekir. Bakın, romanın baş kişisi olan Jean Valjean fakir bir insandır. Bu olabilir. Ancak kürek mahkumu olduğu için, bakın ancakla başlamış olmaz. Ailesini doyurmak için ekmek çalıp kürek cezası alır. Kim? Jean Valjean. O yüzden bu da giriş cümlesi olamaz. Uzun süren cezasından sonra yaşamını sürdürmek için Güney Fransa'ya gider. Kim? Jean Valjean. Bakın bunlar hep kendinden önce bir cümlenin varlığından bahsediyor. O yüzden 3 ve 4'ü eledik. Sonunda demiş, son cümle şeklinde karşımıza çıkıyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. O halde 1 nedir? 1 burasıdır arkadaşlar. Romanın baş kişisi olan Jean Valjean fakir bir insandır. Peki bundan sonra ne gelir? Fakir insanların en büyük ihtiyacı nedir? Karınlarını doyurmak değil mi? Ailesini geçindirmektir. En büyük derdi budur. O yüzden de bakın burada yer alan ailesini doyurmak için ekmek çalıp kürek cezası alıyormuş. Burası 2 olur. Peki kürek cezası alır dedi. Dikkat edin, uzun süren cezasından sonra. Hep kelime geçişlerine dikkat etmeniz lazım burada. Uzun süren cezasından sonra yaşamını sürdürmek için Güney Fransa'ya gider. Burası 3 olur. Ancak kürek mahkumu olduğu için kimse onu işe almaz. Nerede? Güney Fransa'da. Burası 4 olur. Sonunda da kasabanın psikoposu onuna yanına alır demiş. Burası da 5 olur. Bu sıralamaya uygun şekilde baktığımızda baştan ikinci cümle hangisi? 3 numaralı cümledir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru, numaralanmış ifadelerle anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturulursa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Gün geçmezdi ki enstitüde konuk olmasın. Bakın bu ilk cümle olabilir, dursun. Sık sık gelen konuklardan birisi de Hasan Ali Yücel'di. Arkadaşlar bu ilk cümle olmaya uygun değil, kendinden önce bir cümlenin varlığından bahsediyor, bunu elemiş oluruz. Yerli yabancı pek çok önemli kişi burayı ziyaret etmeye gelirdi. Bakın burayı demiş. Yine kendinden önce bir cümlenin varlığından bahsediyor. Bunu denemiş oluruz. Kendisinin konuk yerine konulmasını pek istemez. Ankara'da işim olmasa her gün buradayım derdi. Kim? Hasan Ali Yücel. Yine kendisinden önce bir cümlenin varlığından bahsetmiş. Bunu denemiş oluruz. Kimi sabah gelir akşam dönerdi. Kimisi geceye kalırdı. Bakın bu da giriş cümlesi olmaya uygun değil. Bunu da elemiş oluruz. Bir numaralı cümle giriş cümlesi olacak. Gün geçmezdi ki enstitüde konuk olmasın. Konu sürekli konukların geldiğini ifade ediyor. O halde iki numaralı cümle hangisi olur? Konuk olmasın. Yerli yabancı pek çok önemli kişi nereyi ziyaret ediyormuş? Enstitüde ziyaret ediyormuş arkadaşlar. Burası 2 olur. Daha sonra kimileri sabah gelirmiş, akşam dönermiş, kimisi de geceye kalırmış. Burası 3 olur. Bundan sonra ise sık sık gelen konuklardan birisi de Hasan Ali Yücel'miş. 4 olur.
Kendisinin konuk yerine konulmasını pek istemeyen Hasan Ali yüceldi. Burası da 5 olur. Doğru sıralamaya baktığımızda 1-2 demiş. 2 numaralı yer bize 4'tü arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. 1-2 demiş. Bu da olmaz. Bunu da elemiş olduk. 1-3-5-2-4 demiş arkadaşlar. Bizim sıralamamız da bu şekildeydi. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bakın diğerlerinde 1-3-5-4-2 demiş. Bu olmaz. Bunu elemiş oluruz. 4 da başlatmış. Bu da olmaz. Bunu da elemiş oluruz. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda numaralanmış ifadelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa bu sıralamada baştan 3. ifade hangisi olur demiş. Bakalım, edebiyatımızda anı türünün en eski örneği Babür Şah'ın yazdığı Babürname'dir. Bakın bu 1 numaralı cümle olabilir, dursun. Yeni Türk edebiyatında Tanzimat'tan sonra gelişmiş bir türdür. Peki gelişmiş bir tür olan şey ne? Anı. Bakın kendisinden önce bir cümlenin varlığından bahsediyor. Bunu elemiş oluruz. Orhun anıtlarından Bilge Kağan anıtı da bir tür anıdır. Bakın da diyerek burada yine kendisinden önce bir ifadenin olduğundan bahsediyor. Bunu da elemiş oluruz. Hatırat kelimesi de yine aynı şekilde, bunu da elemiş olduk. Daha sonraları derken zaten kendisinden önce bir cümlenin varlığından bahsediyor. Bunu da elemiş oluruz. Bakın bir numaralı cümle olacak. Edebiyatımızda anı türünün en eski örneği Babür Şah'ın yazdığı Babürname'dir. İki hangisidir? Orhun anıtlarından Bilge Kağan anıtı da bir tür anıdır olacak. Burası 2. 3. Yeni Türk edebiyatına Tanzimat'tan sonra gelişmiş bir türdür. Burası 3 olur. Arkadaşlar 4 numarada hatırat kelimesi de ilk kez bu düzenden sonra Şinasi tarafından kullanılmıştır. Tanzimat ve Şinasi, bakın. Şinasi Tanzimat dönemi sanatçısı. Burası 4 olur. Daha sonraları ise dilimizde hatırat olarak çoğunlukla yerleşmiştir. Burası da 5 olur. Bu sıralamaya uygun olması lazım. Bize baştan 3.'yü sormuştu arkadaşlar. Baştan 3.'ü de görmüş olduğunuz gibi 2 numaralı cümledir. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.